Hepimiz zaman zaman gaf yapabiliyoruz. Ancak bazı gafların faturası ağır oluyor. Tıpkı Ahmet Tekin'in başına gelen olaydaki gibi. Talihsiz aşık sevgilisine yanlışlıkla eski eşinin ismiyle seslendi. Bakın başına neler geldi. Ben ona kazayla Hatice dedim. İnsanın fikri neyse zikri de odur derler. Aynen aynen. Telefon açık ama engelliyim. Her konuda her yerden engelliyim. Tabii bana müstahak, evet doğru söylüyorsunuz. Oysa evlilik için gün sayıyordu. Öyle bir gaf yaptı ki bırakın evlenmeyi, sevgililikten de oldu. Genç adam sevgilisine eski eşinin ismiyle hitap edince başına gelmeyen kalmadı. Talihsizlik mi diyelim, gaf mı diyelim, yani bir şey diyelim yani. Bunun adını koyamıyorum, bir türlü koyamıyorum. Eski eşimin ismini söylediğim için böyle bir sorunlarla karşılaştım. Kendisinden af diliyorum. Ahmet Tekin 38 yaşında. 3 yıl önce iki çocuğunun annesinden resmi olarak boşandı. Sonra da başka bir kadınla ilişkisi başladı. Ahmet Tekin'in sevgilisiyle 2 yıllık birlikteliği vardı. Hatta onunla evliliği düşünüyordu. 2 hafta önce evlilik teklifi yaptı. İstediği cevabı evet cevabını duydu ama şu an için evlilik umudu suya düştü. Evlenme teklif ettiğimde gerçekten çok güzel bir andı. Yani gözlerindeki ışıltılığı, parıltılığı yakaladım. Gerçekten evlenebileceğim bir insan. Tekin'i eski eşi çocuklarının durumunu konuşmak için telefonla aramıştı. Görüşme sonrasında ise talihsiz bir kaza bekliyordu onu. İşte medeni durumunun değişmemesine neden olan gaf. Eski eşim aradığında nafakayı yükselteceğini söylemişti. O sinirle de o aradı. O arayınca da ben ona kazayla Hatice dedim. Büyük bir yanlış. Çünkü bir kadına eski eşinden bahsetmek büyük bir yanlış. Demek ki sen onunla görüşüyorsun dedi, benimle oynuyorsun dedi. Yaptığı yanlışın farkına vardı ama iş işten çoktan geçti. Evleneceği kadın tarafından terk edildi. Bana mesela hiçbir zaman demedi ki, eski eşinin ismini söylemedi mesela. Ama ben kaç kere söyledim yani bunu. Kaç kere? Tabii birkaç kere. Biraz müstahak gibi bir şey oldu. Müstahak tabii, bana müstahak, evet doğru söylüyorsunuz, bana müstahak gibi bir şey. Talihsiz aşık 2 haftadan beri ilişkisini kurtarmak için çırpınıyor. Ahmet Bey sürekli telefon halinde, telefonda sevgilisini ikna etmeye çalışıyor. Uzun süredir özür diliyor ama maalesef beklediği o güzel yanıtı hala alamadı. Telefon açık ama engelliyim. Her konuda her yerden engelliyim. Sevgilisi Ahmet Tekin'i affedecek mi? Orası şu an için soru işareti ama siz olun, onun düştüğü hatayı sakın yapmayın, değil mi? Aynen, evet. Ben de katılıyorum. O hatayı kesinlikle kimse yapmasın. Ahmet Tekin yaptığı gaftan dolayı son derece pişman. Evlilik teklifine evet diyen sevgilisinin yeniden el uzatmasını bekliyor. Yani eski eşimle benim bağlantım sadece çocuklardan dolayı, başka bir şeyden dolayı değil. Onu seviyorum ben sadece. Yani sevdiğimi de bilsin istiyorum.